Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Age of Civilization 2 bölümüyle sizlerin karşısındayım. Türkiye Cumhuriyeti ile oynamaya ve dünyayı fethetmeye çalışmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son yıllardır sardalmazlık antlaşmalarıyla dostluğumuzu sürdürdüğümüz İran Devleti'nin hakimiyetine son vermiş ve bununla beraber kurmak istediğimiz büyük Türk müttefikliği için çalışmalara başlamıştık. Kazakistan ve Azerbaycan devletleri şu an bizim kurduğumuz müttefikliklerde yer almaktaydı. Ancak Özbekistan ve Türkmenistan'ı da biz bu müttefikliklerin içine davet etmek istemekte idik. Özbekistan bizimle müttefik oldu mu? Yoksa renginden dolayı mı öyle gözüküyor? Hemen şöyle bir kontrol edelim mi? Özbekistan sanırım bizle müttefik değil. Aynen. Özbekistan'ın da bizimle müttefik olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda askerlerimiz sürekli, diplomatlarımız sürekli ilişki geliştirmeye devam ediyorlar. Ve biz bir yandan da artık saldırılarımızı ya Batı cephesinde ya da Afrika cephesinde yoğunlaştırmak üzereydik. O yüzden şöyle birkaç tur geçelim. Bu arada babuşlar, seri hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve hala kanala abone değilseniz abone olarak ailemizin bir parçası olabilir. Sağ alt köşedeki logodan elbette. Sizler de videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kartlar kısmından da Samet Güngör Live kanalına göz atmayı ihmal etmeyiniz lütfen efendim. Bu arada teknolojik anlamda bayağı ilerledim. Zaten şuradan bir teknoloji haritasını açtığımda görebilirsiniz. Ben 0.94'e kadar ilerlemiş vaziyetteyim. Aralarında benden sonraki en yüksek teknoloji Brezilya'da. O da 0.87'de. Teknolojide açık ara öndeyiz. Bütçe ayırıp bu teknolojideki öndeliğimizi kullanmak istiyorum açıkçası. Ve gelir durumum da gayet iyi. Yani sadece ana bölgemden aldığım gelir ve diğer gelirlerim hakikaten çok güzel. Bütün her yere yatırım yapmayı sürdürüyoruz çünkü. Ve gelirler için üretim binaları önemliymiş. Şurada üretim binaları az olan bölgelere birkaç tane bina dikelim hali hazırda. Elimizde güç varken, imkan varken hemen şuradan atölyeye bir seviye aldıralım. Atölyeye seviye aldırdıktan sonra tekrar bu sahneyi kapatalım, sekmeyi. Gelir paneline tekrar gelelim. Atölyeyi ikiye çıkartıyoruz burada. Hiç atölyesi olmayan bölgem vardı, öyle değil mi? Şu hiç atölyesi olmayan bölgeme de bir atölye dikeyim. Bir yandan inşalar sürmekte, bir yandan ülkemizi geliştirmekteyiz. Bir yandan bu gelişmişlikle beraber de Japonya ve Güney Kore benimle dostluk kurdular. Süper. Süper. Yani bu kurulan dostluklar benim işime gelir açıkçası. Tanzanya devleti saldırmazlık paktını yenilemek istiyor. Agam sen neredesin? Tanzanya, benim sana ulaşmama daha çok var yiğidim. Kafan rahat olsun. Güzel. Ekonomi binaları basmaya devam ediyoruz. 30 binlik bir gelirimiz var. Süper. Bizim aslında bu giderleri kısmamız gerekiyor, biliyor musunuz? Yani ordu bakım masrafımız çok fazla muhtemelen şu anda. Bu yüzden ordu bakım masrafıyla alakalı bir şey yaparsak çok daha iyi olacaktır kanaatindeyim. Zaten teknoloji geldikçe ordu bakım masrafını düşürüyoruz. Şuradan şöyle %45'e gelecek şekilde yatırımlarımızı arttıralım. Yani ekonomik yatırımlarımız bayağı bir artsın. Teknolojik yatırımlar şu sıra çok şey değil, önemli değil. Önemli tabii ki de. Teknolojik yatırımlarımız zaten yeterli. Asker toparlamaya devam edelim. Bakın yaptığımız yatırımlar bize her tur geri yansımakta zaten. Ve ben bir yandan Mısır'a girmek istiyorum. Mısır'ın herhangi bir müttefikliği, herhangi bir dostluk durumu söz konusu değil. Çok güzel. Mısır için Arap Yarımadası'nın derinlerinden ordu toplayarak geleceğim. Çünkü Anadolu'da artık manpower sıkıntım var. Ve bu manpower sıkıntısı sebebiyle ben Anadolu tarafından ordu toparlamak istemiyorum. Anadolu tarafında askere gidebilecek hali hazırdaki orduyu birazcık saklamak istiyorum açıkçası. Tunus saldırmazlık paktı istiyor. Hayır. Artık saldırmazlık paktı yok. Artık bam 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 zamanı. Yalnız çok fazla ordu bastığım için bir miktar kontrol etmekte zorlanıyorum. Ve başkentimde ordu bırakma işim benim bir mal olduğumu mu gösteriyor acaba? Evet, galiba benim bir mal olduğumu gösteriyor. Buralar zaten benim müttefikliklerimin kontrolünde. Yani müttefiklerim var burada. Bir sıkıntı çıkarsa buraya doğru ilerleyebilirim. Charleston Biber subscriber oldu. Ama ben off stream videodayım bebişim. Şu an yayın açık değil arkadaşlar.
Demek ki benden yayın bekleniyor şu an. Ay, çok altta battık, dur. Onu da sevilemediydim. Saat daha 7 ya. Aslında bu videoyu bitirip yayın açabilirim belki ama seriye devam etmek istiyorum. Buradaki askerlerimizi kaydırmayalım biz. Şuradan bir 10 bin adam ilerletirim başkente. 11 bin küsur adam işte. Bu 10 bin adamı başkente doğru ilerletelim. Şuraya da birazcık asker yerleştirebilirsem. En azından bir 1500 olsun istiyorum ama çok fazla askerim var galiba, baksana. Hacı bir dur dur, adam yetiştirmeyeceğim. Hareket ettireceğim. Buradan Bulgaristan'a. 4000 adam. Tam 4000. Ordu bakım masraflarını biraz daha kısabilir miyiz? Aa, minnettarım. Teşekkür ederim. Bütün her yerde çok fazla ordum var şu an. Benim yegane sıkıntım o. Ve asker basmaya devam ediyorum. Güzel. Asimilasyon işlemleri bitirilmiş. Gayet iyi. İlişki geliştirmeye devam ediyor muyuz? Hemen o ilişki geliştirmeleri tazeleyelim tekrardan. Neredeyse Türkmenistan Devleti ile buzları eritmiş vaziyetteyiz. Bu arada arkadaşlar, bunun bir oyun olduğunu unutmayın. Hani oyunun aldığı kararlar, oyunun uyguladığı stratejik politikalar falan yani gerçeklikle alakası olmayabilir. O yüzden ben çok da fazla şey yapmıyorum. Oyun bir yandan ilerlemeye devam ediyor. Ben sonraki tur demesem bile. Ben sonraki tur demeden gitmesi olmaz mı? Space'e bastıkça tur atlıyor galiba. Evet. Space sonraki tur. O ara 1000 dukat altın birikti. Şimdi şu diplomasi sekmesinden bir savaş ilanında bulunalım bakalım kendilerine. Gel bakayım. 26 bin askere karşı bir şeyim var mı? Güzel. 26 bin askerime karşı pek savunma sağlayamadılar. Aa, aşağıyı boş bıraktık. Şimdi öncelikle 12 binlik bir orduyla buraya saldıracağım. 11 binlik bir orduyla da aşağıyı temizleyeceğim. Ben alta ulaşamazlar diye düşünmüştüm. Güzel. Alt tarafı temizledik. Yukarı taraftan 12 binlik ordu da onların 2 binlik ordusunu aldı. Of, 9 binlik orduyla üstümüze geliyor. Güzel. Güzel güzel güzel, bir şeyler yapabildik. Şuradan 7 binlik adamı al. Buraya getir. 350 adamla falan saldırıyorsun da yemezler, yiğidim. Gel bakalım Mısır Efendi. Şurada senin hakimiyetine bir son verelim. Bir barış anlaşması imzalayalım. Bütün topraklarını ver. Çık bakalım bu savaştan. Güzel. Ordu bakımını arttırmak yerine birazcık vergi gelirini arttırmaya oynayabiliriz. Ekonomik gelirimiz zaten büyüyor. Nüfusumuz falan gayet iyi. Yönetimin neye yaradığını bilmiyorum. Galiba harcadığımız parayı düşürüyor. Şöyle yönetime de bir miktar puan verelim. Güzel. Mısır'la aramızda ateşkes imzalandı. Ancak bu bana bayağı bir askere mal oldu. Bayağı asker kaybettik. Ve buraların asimilasyon işlemi için harcamam gerekiyor parayı. Asker yetiştirmekten ziyade. Hemen şuradan bir özümsemeyi alalım. Param yetmedi ama neyse, sonraki tura pozitife çıkıyoruz zaten. Kredi falan çekme durumu da var oyunda ama biz kredi çekebilecek kadar şey yapacağımızı zannetmiyorum. Yani kredi çekmemize gerek kalacağını zannetmiyorum. Bu arada dünyadaki en büyük ikinci ülke konumuna erişmiş vaziyetteyiz. 22 tane eyaleti kontrol etmekteyiz şu an. Enflasyonumuz yok. Ortalama gelişimimiz mükemmel. Teknolojimiz 0.96. Teknolojimiz mükemmel. Ekonomimiz gitgide büyüyor. Nüfusumuz gayet iyi. Stratejik ortaklarımız iyiler. Savaş yorgunluğumuz minimum. Ve mutluluğumuz falan gayet iyi vaziyette genel olarak. Bu bizim için iyi bir haber. Hatta şöyle yapalım. Mutluluğun birazcık daha fazla artması için vergileri bir miktar kısalım. Hatta vergilerden hiç para almasak da olur. Şu an vergilerden fazla para almasak da olur. Yani vergilerden fazla para almasak olur.
Yeni ordu basmak yerine artık fetihlerde elimde bulunan mevcut orduyu kullanmak istiyorum. Batı tarafını boş bırakmayacağım. Hatta batıdaki minik bir devlete saldıralım ya. Ya burası da benim müttefiklerimin kontrolünde. Belki Pakistan'a dalabilirim ama Pakistan'a saldırmak benim Çin'le sınır olmama sebebiyet verir ki Çin'le sınır olmak istemiyorum. Aslında Çin'le sınır olabilirim. Nasıl olabilirim biliyor musun? Eğer Çin'i de şimdilik ittifaklarımın içerisine dahil edersem ki Çin benle rival. Mükemmel yani Çin'le ilişkimin bu kadar kötüleşmesi. Daha sabah iyiydi yani. Bölüme videoya başlarken iyiydi. Şu an niye kötüleşti bilmiyorum. Rusya ile aram iyi mi? Abi aramın iyi olduğu devletleri benim bir gözden geçirmem gerekiyor ya. Merhaba. İlişki geliştirme işlemlerimiz devam ediyor. Brezilya ile ve Amerika ile falan aram iyi. Kazakistan'la aram iyi. Bir ton adamla da şeyim. Bu da fetihlerden kaynaklı. Yani o kadar çok fetih yapıyoruz ki bu da fetihlerden kaynaklı. Rusya benimle ilişki geliştiriyor. Rusya Çin'e karşı kaybetmişti ama Rusya'yı da şimdilik yanımıza alırsak zarar etmeyiz yani zararlı çıkmayız. Rusya'yı yanımıza alabiliriz. Rusya ile ilişki geliştirelim. Rusya ile ilişki geliştirelim abi. Biraz duraksarsak diğer devletler de bizimle ilişki geliştirecektir muhakkak. Ama duraksamaya niyetim yok. Buradan bir Cezayir'e doğru ilerleyelim. Şimdi Pakistan tarafından gelecek bir saldırı beklemiyorum. Açıkçası gelirse de Kazakistan'ı savaşa davet ederim ve Kazakistan buradaki 10 binlik ordusuyla işini bitirir. Şuradaki orduları bir yürütelim. Zaten başkentimize de kimse kolay kolay adam geçiremez. Başkentimiz de bayağı güvende. Şuradaki ordularımızı bir aşağı doğru indirelim. Abi daha fazla asker basamıyorum gerçekten. Çin saldırmazlık paktı öneriyor. Hay hay. Vallahi işime geldi ha. Bir şey söyleyeyim mi? Ne kadar işime geldi anlatamam. Acayip işime geldi bu arada biliyor musun? Acayip işime geldi yani Çin. Eyvallah. Güzel. Şimdi yönetim için harcamaları düşünüyor galiba bu. Fransa da benimle ilişki geliştirmeye başlamış. Eyvallah. Valla teknolojide şu an benden önde olan adam yok. O yüzden ayaklarını denk alsalar kendileri bilir. Kendileri iyi ederler. 0.97 teknolojisiyle dünya teknolojisini çekiyorum. Yani benimle konuşabildiklerine şükretmeleri gerekiyor bu elemanların. Aynı zamanda ekonomiyi falan da zaten şey yaptım, yardırdım, götürdüm. Fransa'nın ekonomisine niye bakıyoruz ya? Ben kendi ekonomime bakacağım. 450 binlik bir ekonomim var. Fransa'nın 60 bin. Birleşik Krallık'ın 27 bin. Çin'in 204 bin. Rusya'nın 174 bin, benim tek başıma 450 bin. Hiçbiri benim kadar ordu barındıramaz yani. Koskoca Amerika'nın bile 107 bin. Tamam biz ekonomide de şamarladık abi. Ekonomide de şamarladık. Yani şu saatten sonra onlar düşünsün. Kardeşim selamünaleyküm. Sana biz bir girişelim. Gel bakalım. Merhaba canımcım. Sen bir yandan savaşta mıydın Cezayir Efendi? Vay koçum benim. Oradan üzerime yolla adamları yolla. Nasıl güzel adam basabiliyor musun bari? Kardeşim şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Gel gel. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ben şunun üzerine bir 9000 adam salıyorum. Buraya da bir 9000 adam salıyorum. Sonra da kafana vuracağım zaten. Hayda. Kardeşim şurayı bir sal artık ya. Buradan da şu iki orduyla bir üzerine bir çullanayım. Yani çok büyük kayıplar vermedik. Tek de aldırır mı bilmiyorum ama. Biz 15 bin kayıp verdik. Onlar şey vermiş. 32. O. Tek de aldırıyor hepsini.
Nice. Ver bakalım buraları. Eyvallah. Şuradan bir ordu böler miyiz? Çünkü buradan Tunus'un üzerine ilerleyeceğim de. Ama şimdi şey lazım. İstikrar lazım. İstikrar için buraları asimilasyon yapacağız. Adam yerleştirme değil ulan. Özümsemek. Güzel. 2000'e özümsüyoruz burayı. 17.000 maşallah. 3.000 güzel. 3.000 güzel. 1.700 güzel. Yalnız batıdaki ordu hariç pek ordumuz kalmadı yani. Birazcık teknolojik gelişmelere falan acaba fazla mı odaklanıyoruz diye düşünmüyor da değilim. Çünkü yani adam kalmadı. Adam kalmadı, para da kalmadı. 76 binlik gider çok fazla. Usta neye gidiyor bu kadar gider ya? Orduya 4 bin gidiyor abi. Harcamalara gidiyor komple. Araştırma ve yatırım. Usta orduyu toparladıktan sonra tekrar yatıralım mı? Bir saniye. Mallar %20'deydi. Ortalama büyüme oranı. Dayı. Kıs bir yatırımları kıs. %35'e gerilet biraz. Ölüyoruz çünkü %30'da tut hatta. Ya ekonomi namına bir şey kalmadı. Ya ekonomi tamam da ordu namına bir şey kalmadı ortalıkta, anladın mı? Şimdi İran üzerinden tekrardan ordu toparlamaya başlayacağım. Kim bu? Avusturya. Kardeş şu an batıya yönelmeyeceğim. Eyvallah. Ölmeyin, ölmeyin tüberkülozdan falan ölmeyin. Şimdi bir saniye. Şurada gelir ağacı değil, politika ağacını tekrardan bir aç bakalım. Tekrardan ordu toparlayacağız. Asker kalmadı ulan doğru düzgün koskoca ülkede ya. Birader. 7000 adam buradan verdin. 6000 buradan verdin. 7000 buradan verdin. Şunları bir burada topla bakalım. Şimdi Afrika tarafından Mısır'ın oradan falan adam toplayacağım. 5-6 tur bekleyelim. Saldırmazlık paktı. Kim? Sudan. Kimle el açsın? Çat. Çat neresi? Şurası. Tamam, şimdilik sizle uğraşmam zaten. Hedefim Tunus. Hedefim Tunus kardolar. Yani sizinle işim yok. Ordu toplamaya çalışıyorum farkındaysanız. 21 bin tamam burada. Bu orduyu ben Anadolu'ya götüreyim. Arap Yarımadası'ndan da buraya ordu çekeyim. Şimdi Arap Yarımadası'ndan buraya ordu çekilecek. 6000 buradan basıldı. 6000 buradan geldi. Birazcık şey yapalım. Diplomatik ilişkilerini iyileştirmeye son verdi Rusya. Kongo Demokratik Cumhuriyeti. Abim dur dur. Dur benim kafa biraz şey yaptı. 7000 adam da buradan. Abi ordu toplamaya çalışıyorum. Çünkü bütün harcamalarımı ekonomiye verdiğim için ordu namına bir şey kalmadı elimde. Şu batıdaki orduyu da kuvvetlendirmek için biraz şeyden adam verin ya İtalya'dan. He? Batıdaki orduyu da bir kuvvetlendirelim. Ayıptır ya. He? Tamam, güzel. Yönetimi %5 yapayım, üretim gelirini arttıracağım. Buralarda asimilasyon mu lazım? Tamam, ayarlarız. Ayarlarız. Ayarlarız, özümseme yaparız. 7 tur kalmış. Buraların var mı özümsemeye ihtiyacı? 16.000 mi? %88 daha ne kadar özümseteyim? Ona bakarsan Anadolu'da bile özümsemeye ihtiyaç varmış. %100 olan yerde. Mutluluk %100. Evet, madem o kadar mutlusunuz, dayım bana biraz bir uçlanın ya. Tamam. Artıda kalın ama biraz uçlanın yani. Biraz şu ekonominin hakkını verelim ya. Biraz ekonominin hakkını verelim. Size zahmet politik. Şimdi buralardan doğru düzgün asker telafi edemeyeceğiz tabii. Olduğu kadar.
Tunus Efendi, Tunus Efendi. Bana şuraları bir sal bakalım. Midorfit. Hadi bakalım. 7000 mi? Oğlum 8000 mi? O kadar orduyu nereden buldun lan? Vay maşallah. Pakistan ilişki geliştiriyor. Tamam. Tunus'u bir alalım bakalım. Tamam, eyvallah. Tunus'u almamızla beraber şu Tunus üzerinde hemen bir özümseme de başlatalım. Özümseme başladıktan sonra kim istiyor? Nijerya istiyor. Tamam anam, bir miktar duracağım. Dur, bir miktar duracağım. Tunus'ta ateşkes bitti. Falan filan. Şuradan politikaya gel. Ufaktan bir bakalım, bir yoklayalım. Bizim buralarda durum nasıl? Türkmenistan'la ilişkimiz ilerlemiş. Çok güzel. İlişkiyi ilerletmeye devam edelim Türkmenistan'la. Özbekistan'la aramız nasıl? Artı 88. Özbekistan, ittifaka gelir misin artık? Düşük mü? Niye ya? Savaşta. Kimle savaştasın? Ben savaşta değilim. Dur, benim savaşım bittiği daha gelmedi galiba. Kırgızistan'la da ilişki geliştirmeye devam edelim. Sevgili Kırgızistan. Artı 23 yetmez. Birazcık daha ilişki geliştirelim seninle. Ve ufaktan bölümü sonlandıralım babuşlar. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.